Başka Uçuma Doğar ve Gelenekselleşen Çizim ve Sohbet videomuzun dördüncüsüne hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Koşmuştum, koşmuştum, otobüsü yakalamıştım, belgeler almıştım, gidip kaydımı yaptırmıştım. Yani artık mini kampüsümüz üniversiteli olmuştu. Bu bölümde size üniversite yılının ilk iki senesinden bahsedeceğim. Bir yandan da tabii ki de kız çiziyor olacağım. Çok özledim. Siz de özlemişsinizdir belki. İnşallah özlemişsinizdir. Özlemediyseniz de kusura bakmayın artık. Gelelim üniversite yılımıza. Çok çetrefilli yollardan geçip kaydımı yaptırdıktan sonra sevinçle artık ben de bir animatör olacağım derken hayat bana dedi ki olursun Tuğçe'cim dedi. Ben bilinçsiz bir tüketici olduğumdan aynı lisede olduğu gibi üniversitede de seçtiğim bölümün veya okulun hazırlığı olup olmadığını tabii ki de bakmamıştım. Neden? İnsan kendini en büyük düşmanıdır diye boşuna dememişler değil mi? Öğrendim ki animasyon bölümünde 2 sene zorunlu hazırlık varmış. Yani artık 2 sene de geçmezsen artık yeter geç bölümü oku diyorlar ama 2 sene boyunca hazırlık okumak zorundasınız. Bilmeyenler için belirteyim, İngilizceden nefret ederdim net. Her neyse, yapacak bir şey yoktu. Hazırla başladık. Arkadaş çevrem falan şahaneydi. Onda bir sorun yoktu ama şöyle bir şey var ki ben 18 yaşındayım. Asiliğin, ergenliğin zirvesindeyim. Ama hazırlık sabah 8, akşam 4. Sanırsın ki hızlandırılmış bir memuriyete başladım üniversite yaşında. Bu arada size geçen bir şeyden bahsetmemiştim. Hemen onu belirteyim. İstanbul yerine Eskişehir'de okumaya karar verdiğimde annemle bir anlaşma yaptık. Kendi imkanlarımla eve çıkmak istediğimi söyledim. O da bu durumdan çok hoşlanmasa da okey dedi. Hani çok ailem sık olduğunu falan değildi ama böyle kendi evim olsun şeyine girmiştim böyle tribine. Öyle bir heyecanlı bir hevesliydim. Annem de sağ olsun okeyleşmişti. Velhasıl biz hazırla başladıktan sonra bayağı bir burs falan koşturdum. İş falan aradım. Böyle bir gelir elde etmeye başladım. Bütçe hazırladı falan. Serdar'la beraber çıkacağız. Ama ikimiz tabii ki de karşılayamayacağımız için yanımıza 3 kişi de almaya karar verdik. Evimizi bulduk, tuttuk, yerleştik. Ben ve 4 tane yarma. Evet, 4 çocuk annesi bir ev hanımına bağlayıp gözleme açmaya falan başladım. Çok ciddiyim, düzenli gözleme yapıyordum bir ara nedense. Şimdiki Cemile resmen ortaya çıkmıştı. Bu arada eve yerleştik. Ev böyle 3 oda 1 salon falan, bayağı geniş, şahane bir ev. Ama bizim tabii ki de bütçe anlayışımız olmadığı için doğalgaz açtıracak parayı kenara ayırmamışız. Doğalgazımız yok, kışın ortası. 20'li böyle 20 kişi yakın falan bir arkadaş grubumuz vardı. Mülteci kampı gibi tek odanın içine toplanıp bütün yatakları onun yerine serip orada böyle yemek yiyip içip televizyon izleyip yatıp kalkıyorduk. Neden bilmem. Çok güzel zamanlardı. Ama tabii şu an düşününce evet birazcık mantıksızmış. Niye 3 artı 1'e çıkıyorsun böyle yaşayacaksan değil mi? Neyse zaten geçici bir süredi. Sonra yaz gelip sıcak basınca herkes odalarına dağıldı neyse ki zamanla. Evet, hazırlık başladı. Böyle çok güzel bir arkadaş grubumuz var falan, o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii de her gün okula gitmek, gelmek, ders çalışmak ve bunların hepsinin İngilizce olması, resime dair hiçbir şey olmaması hayatımızda falan böyle isyan diye böyle damarlarımdaki kan böyle kükrüyor falan. Zaten derslerden hiçbir şey anlamıyorum. IQ'm düşmüş. -5'e. Ağzıma sale falan geliyor. Tek eğlenceli kızımı hatırladım şuydu. Yanındaki çocuğun adı Ayvaz'dı. Hoca böyle what's your name dediğine Ayvaz diyordu böyle. Bu 5 dakika falan birbirlerini anlayamamışlardı. Çok komikti. My name is Ayvaz diyor. I am Ayvaz diyor. Çocuğum Ayvaz değil işte, adın ne falan diye artık duruyor. Ayvaz hocam adı falan demişti. Ayvaz diye de isim ilginçmiş. Her neyse, ben işte burada gidiyorum, ödevlerimi yapıyorum, hazırlığa devam ediyorum, hayatımdan nefret ediyorum, çizimi böyle kendimiz anca vakit buldukça yapıyoruz. Bir yandan işte iş buldum, kafede çalışıyorum, hazırlıktan sonra geceye kadar işte kafede çalışıyorum, gece eve gidiyorum, yatıyorum, kalkıyorum, okula gidiyorum falan, böyle belim bükülmüş. Resmen 3 çocuk annesi çilekeş kadına dönmüşüm yani hayatımın ilk baharında. Ama çilekeş anne hayatını yaşarken içimde de bir isyankar bir ergen sanatçı var tabii ki de. Fuck diploma, benim eğitime ihtiyacım yok, sanatçıyım ben falan diye böyle bir yandan hazırlık okuyor falan. Ve bir çıkmaz bir anladınız değil mi siz orada? Orada bir böyle bir karışıklık var yani. Bir şeyler olacak belliydi. Şöyle bir ana gelindi ki daha ilk dönemdeyiz. Aynı lisenin sonunda olduğu gibi Survivor misali teker teker elenmeye başladık. Bırakan bırakanı. Her hafta yeni bir hazırlığı bırakmış haberi geliyor böyle. Hem seviniyoruz, hem kıskanıyoruz, hem üzülüyoruz artık göremeyeceğiz o arkadaşı aramızda falan diye. İşte gidiyor, biri barda işe gidiyor. Biri işte seyahate çıkıyor otostopla falan böyle. Biz de hala memur böyle okula gidip işe diyecektim. Okula gidip geliyoruz. Ben bir hasta oldum. Zaten böyle 20 gün mü neydi devamsızlık hakkı? Çok saçma değil mi? Çok az. Bunu zaten böyle bir 10 günü falan gitti. Raporum yoktu galiba. Almadım mı? Yok. Doktora gidene kadar ben orada bir hafta okula gitmedim. Geçer diye beklerken geçmedi. Geçmiyormuş arkadaşlar. Kaldı benim devamsızlıktan 4 gün falan. And summer is coming yani. Bir mantıksızlık, bir mantık hatası vardı burada. Takkimi önüme aldım, düşündüm, dedim ki Tuğçe yapabilecek misin? Yok ya, yapamayacaksın. Çok da zorlamanın anlamı yok değil mi dedim. Tabii ki de yok dedim. Ama minareyi çalan kılıfını hazırlar. Hemen kılıfımı hazırlayıp annemle yüzleştim. Dedim ki anne, ben hazırlığı bırakacağım. Çünkü ben bir sanatçıyım, sergi açacağım.
Tabii ki de annem bu diyemedi ama çok da karşı çıkmadı yani, çıktı ama bayağı isyankardım sanırım, fazla zorlamak istemedi. Neyse, ben hazırlığı ilk dönemi sonlarına doğru bıraktım. Zaten hani şey de yoktu yani, bir gelişme de yoktu. İngilizcem kötüleşiyordu, olabiliyorsa. Sanki böyle azaltarak bırakıyordum İngilizceyi hazırlık okurken. Böyle bir durum da söz konusuydu. Her neyse, şu an çoğu öğrenciye çok kötü örnek olacak bir şey yapmış olduğumu itiraf ediyor olsam da hazırlığı bıraktım. Yani okulu bırakmadım ama hazırlığı bıraktım. Hani böyle Coca-Cola kapağını açarsında tekrar deneyiniz der ya, aynı ben de onun gibi seneye tekrar denemek üzere hazırlıktan yavaşça uzaklaştım. Serdar da biz eve kapandık. Çılgınlar gibi çizim yapıyoruz, sergi açacağız. Annem böyle bir tanıdığı aracıyla sergi salonu hazırladı. Biz deli gibi çizimler falan yapıyoruz. Çok 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 güzel bir dönemdi. Gerçekten hani yan gelip yatıp böyle içme sıçma şeyine girmedik. Tamam, onu da yapıyorduk ama deli gibi böyle çizim yaptık falan. Sonra beraber ilk sergimizi açtık. Serdar'a böyle birkaç tane daha sergi açtık üniversite hayatı boyunca. Sergimizi açtık, sergimiz güzel geçti. Birkaç tane satış yaptık. Sonra yaz geldi. Evde gözleme pişirme oranı düşerken çamaşır suyuna ihtiyaç oranı çok yükseldi. Ben artık böyle milletin götünü toplamayı bıraktım. Odamın böyle kapısını kilitliyordum. Geride kalan pisliğe de böyle gaz maskemi takıp kapıya doğru koşuyordum. Yani bu şekilde başa çıkıyordum. Gerçekten erkeklerle aynı evde yaşamak zormuş. Özellikle bu erkeklerin temizlik anlayışı fazla gelişmiş olmayınca. Artık böyle bir süre sonra koridordaki bir tozlar öbek haline gelip gruplaşıp ayaklanma çıkarmaya falan başladı. Ne şunları falan dedin, onlar hala bizim parçası falan diye böyle sohbet dönüyordu. Klasik öğrenci evi pisliği ve pislik muhabbetleri anlayacağınız. Zaten böyle öyle bir durum olmuştu ki Serdar da Eskişehirliydi. Biz böyle şey yapıyorduk. Hafta sonları eve dönüyorduk. Kıyafetlerimizi falan yıkıyorduk. Annem börek yapıyordu. Ben onları getiriyordum falan. Hafta içi de böyle party house, okulun yanında falan böyle arkadaşlara takılma ortamı gibi orada takılıyorduk. Hani yatılı okumanın çok yanlış anlaşılmış bir versiyonunu yapıyorduk gibi bir şeydi. Ama gerçekten çok güzeldi. Ama her güzel şey olduğu gibi bunun da bir sonu vardı. Artık pislik, gel git, taşın üstüne bir de para, yetiştir, 3 çocuk bakıyorum aynı anda. Kafamda öyle yani en azından. Bu benim bayağı belimi büktüğü için bavulumu aldım ve anamın evine geri döndüm. Asilik not forever'mış, bunu anladım yani. Neyse, hazırlık bitti. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuştu. Biz dedik ki hadi bir tatile gidelim. O yüzden işte muhtemelen yanımıza herhalde bir 200-250 TL falan almışız. Böyle burslarımızı yapmasını bekledik. Onu aldık direkt. Çadırımızı, sırtımızı attık. Otostopa başladık. Otostopla Olimpos'a indik. İşte orada böyle en ucuz kalınacak yer. Hatta hatırlıyorum 13 liraya. Çadırı sen getirdiğin için 13 liraya işte çadır kurabileceğin alanı, sabah ve akşam kahvaltısı vardı içinde. Yani yaklaşık bir aya yakın orada kalmıştık. Bir yandan da şey yapıyorduk işte, sahilde bileklik falan satıyorduk işte, geçici dövme yapıyorduk falan. Böyle böyle minik de para kazanıyorduk işte, biramızı falan alıyorduk, takılıyorduk öyle. Çok güzel bir tatildi. İşte ben o sene poi çevirmeye falan başlamıştım. Akşamları böyle şu anki bir tabii Olimpos şey değildi hani, ne çok kalabalıktı ne güvenliği falan vardı. Böyle akşamları ateş yakılıyordu işte, gitarlı bir grup toplanıyordu tam böyle Akdeniz akşamları kafasında. İşte poi falan çeviriyorduk, dans ediyorduk. İnanılmaz güzel bir yaz tatiliydi ki bunu üniversite hayatı boyunca böyle birkaç kez daha tekrarladık. Bu noktada size belirtmek istediğim bir şey var. İleriki bölümlerde benim gerçekten hayatımı değiştiren bir noktaya değinecek çünkü burası. Ben burada hair wrap diye bir şey var. Bu saçı, hatta bununla ilgili bir videom var. Bunun gibi bir şey yapmaya başlamıştım kendi kendime. Serdar'a yapıyordum hatta, böyle onun saçları biraz uzundu. Sonra biz bunu sahilde satmaya çalışırken bir tane kız geldi. Kız dedi ki ben bunu profesyonel olarak yapıyorum. Bunu değil, başka şöyle bir ip kullan ve bu şekilde yap diye bana böyle gösterip öğretmişti. Sanki onu böyle ilahi bir güç göndermişti o kız bana bunu öğrenmem için. Çünkü hayatımın gidişini değiştirecek bir bilgiydi bu. Neyse, biz böyle tatilimize devam ettik. Bir ay falan Olimpos'ta kaldık. Bir ay sonra dedik ki sağ şehrinden birazcık daha devam edelim. Rastgele işte otostop çekiyoruz. Antalya'da o yolu çıktık. En sonunda Side'ye vardık. Ben de Side'yi küçüklüğümden severdim. Hadi burada biraz kalalım falan dedik. Side bir tane otelde kalıyorduk. Böyle havuzu vardı. Tabii biz çıldırmış gibi havuzda oynuyorduk falan. Orada böyle bir tane simit vardı. Simit koyduk. Ortasından böyle balıklama atlayıp geçmeye çalışıyoruz. Ben bunu yapacağım işte. Sonra düşündüm, simitin ortası çok küçük. Benim ayaklarım da 40 numara. Ayaklarım oraya takılırsa ters dönerim. Kafam aşağıda kalır. Nefes alamam falan diye saçma bir mantık yürütüp simidi böyle yakına çektim, 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 çektim. Sonra fark etmeden 90 derece açıyla atlayıp havuzun dibine çarpıp ön dişimi kırdım. Evet, şahane değil mi? Bundan sonra 4 kez daha kırıyorum, merak etmeyin. Tabii benim dişim kırılınca tatilimizi artık orada kestik. Zaten bir ay falan olmuştu. Eskişehir yoluna geri tuttuk. Zaten artık okulu falan başlayacaktı. İkinci senemize bomba gibi hazırdık.
Geldi ikinci sene. Artık bu sene hani dedim ki hazırlığı geçeceğim. Çünkü geçmezsen de bölüme geçtiğinde İngilizce mi vermen gerekiyor? Bir şey ya, o hazırlık bir şekilde geçilecek. Ben de böyle hırs yaptım içten içe hani. Ne demek geçemem, bir dersim geçememezlik olabilir mi? Karala kebu meyvanlama sürmüş, geçeceğim ben bunu falan diye başladım. Beginner'dan mı başlamıştım? Tabii ilk sene elementary dedim, ikinci sene beginner'dan başlamıştım. Demiştim ya azaltarak bıraktım İngilizce'yi de, gerçekten bırakmışım yani. En alttan başlayarak basamakları teker teker çıkacaktı, yükselecektik, başaracaktı. Şimdi gene gaza geldik durduk yere. Nedense. İlk dönem gerçekten çok güzeldi. İşte konserler, kopmalar, erkek arkadaşlar, kız arkadaşlar. Böyle çok güzel bir sene geçirdik. Hazırlıkta bir şekilde böyle İngilizce bir tığı var. Böyle benim için bir tıkı varmış galiba o İngilizce. Onu böyle atlattıktan sonra daha rahat etmeye, daha güzel, daha iyi geçinmeye başladık kendileriyle. Artık böyle üniversite hayatı daha gerçekçi de görünmeye başladı tabii ikinci senede. Artık seneye bölüme geçiyoruz falan. Arada böyle fakülte gidiyoruz, hocalarla tanışıyoruz falan. Çok heyecanlıyız ama böyle hani lanet de ediyoruz hazırlığa. Cidden insanı böyle birazcık resimden uzaklaştıran bir yıldı. Her ne kadar çabalasam da ikinci yılda neredeyse aram akıllı hiçbir şey çizmedim diyebilirim. Neyse ki İngilizce öğrendim birazcık. Daha doğrusu öğrendiğimi sanmışımdır, oraya da geleceğiz. Hazırlıktaki ikinci yılımın sonuna doğru bazı olaylar oldu ve bende böyle bir olduğum ortamdan uzaklaştırma isteği doğurdu. İçinde ayrılık mayrılık, işte ergenci şeyler var, tahmin edebilirsiniz. Ve ben 20 yaşındayken Amerika'ya gitmeye karar verdim o senenin yazında. Work and Travel'a. Belki Work and Travel'ı bilenleriniz vardır. Hala var herhalde öyle bir şey. Gidiyordun yazın böyle. Öğrenciler için bir programda işte parasını veriyordun. Öğrenci şirkete gidiyorsun. Yazın orada çalışıyorsun falan filan. Para biriktiriyorsun. Eğleniyorsun gibi bir şey. Erasmus'un eğitimsiz olan yazlık versiyonu gibi bir şey aslında. Ben kafama koydum artık, gidecektim. Başta bunu en yakın arkadaşımla yapacaktık ama daha sonra olaylar değişti. Ben tek başıma gitmeye karar verdim. Şansıma da bak, hayatta çok ilginç noktalarda benim karşıma çok ilginç şeyler çıktı gerçekten. Tam ben bu kararı verdiğimde bir sipariş geldi bana. Bir dershaneden 5 metrelik bir yağlı boya tablo siparişi. Oturdum, bunu yaptım. Parasını aldım, direkt şirkete gittim. Şirkete kaydoldum. Gideceğim şehri seçtim. Ocean City diye bir tane şehirde Bilino Park'ta çalışmak üzere Work and Travel'a kaydoldum. Evet, şu an düşündüğümde bile çok heyecanlanıyorum. Hayatımda ilk kez yurt dışına çıkacaktım. 20 yaşındaydım ve Amerika'ya gidiyordum. Tabii de bu arada annem de destek çıktı sağ olsun. Uçak biletimi de o aldı. Yanımda da böyle bir herhalde 100-200 dolar falan bir harçlığım gibi bir şey vardı. Artık gitmek için günlerimi sayıyordum. Bu arada tabii ki de minik minik stresler devam ediyor. Hani şey var, hazırlığı geçebilecek miyim? Bir yandan işte İngilizce falan çalışıyorum. Bir yandan işte vize almam gerekiyor. Amerika'da böyle, o zaman şu an nasıl bilmiyorum ama vize konusunda bayağı böyle bir sıkıntılıydı. Kimisine vermiyordu falan böyle. Neyse, böyle vize stresi, esas vize, okuldaki vize stresi, Amerika vize stresi, işte parayı yetiştirebileceğim mi? Sınavları geçebileceğim mi? Öyle böyle derken böyle bir panikle her şey çok tıkırına gitti. Bütün sınavlarımı geçtim. Vizem çıktı. Uçak biletimi aldım. Hazırlıktaki bütün sınavların bittiği anda uçağa bindim ve Amerika'ya doğru yola çıktım. Burada çizim ve sohbet videomuzun 4. sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlerken eğlenip eğlenirken öğrenmişsinizdir diyeceğim de, ne öğrenmiş olabilirsiniz değil mi? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de benim anlatırken eğlendiğim kadar dinlerken eğlenmişsinizdir. Sizinle yeni bir videoda çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.